Alo, merhabalar, iyi günler. Sizi bankasından arıyorum. Hesap bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Teşekkür ederim. Hattan ayrılmayın, hemen bağlıyorum. İyi günler. Güvenliğiniz için anne kızı soyadınızı alabilir miyim lütfen? Teşekkürler. Sizi ödeme için yönlendiriyorum. İyi günlerde kullanın. Sağlıklı günler dilerim. Merhaba Mehmet Bey. Ben Başkomiser Aziz, terör şubeden arıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Efendim, adınıza birkaç tane hesap açılmış ve terör örgütleriyle temasa geçilmiş. Hesabınızda bir hareketlilik... Adın ne demiştiniz? Bırakın şimdi, durum çok ciddi. Beyefendi, adınız soyadınız ne, söyler misiniz? Sana ne lan benim adımdan soyadımdan? Sen beni dinlemiyor musun? Polis vatandaşla bu şekilde konuşmaz. Numaranızı şikayet ediyorum. Ekmek, alın teri, mücadele, kazanılmış hak, icra edilmiş sanat eseri, bestelenmiş müzik ve tabii para. Öte yandan korsanlar, hırsızlar, yan kesiciler ve tabii dolandırıcılar. Tarih boyunca hayatın bir parçası olmuş nice dolandırıcılık hikayeleri duymuşsunuzdur. Hatta Sülün Osman'ı duymayanınız yoktur. Şu meşhur Boğaziçi Köprüsü'nü satan dolandırıcı. Peki... İnsanlar nasıl dolandırılmazlar? Ya da başka bir deyişle dolandırıcılık nasıl ortadan yok olur? Bilgi ve tecrübeyle. Bu belgesel serisinde dolandırıcılık üzerine bilgi ve tecrübelerimizi aktaracağız. Her bölümde farklı dolandırıcılık olaylarını deşifre edip bilgi ve tecrübenize sunacağız. Dolandırıcılık, inananlar için yüce yaratıcı tarafından lanetlenmiş ve affedilmeyen günahlardandır. Bu bölümde kendisini asker, polis ve savcı olarak tanıtıp, mağduru telefonla arayıp adının terör örgütleriyle ilgili bir suça karıştığını, bir miktar parayı verdiğimiz adrese getir şeklinde yapılan dolandırıcılık olayını anlatacağız. Ne demişler atalarımız? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. İzleyin, tecrübeniz olsun. Aslında bu tarz olaylara karşı insanlarımızı daha da bilgilendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Ve size yaşanmış olaylardan insanlarımızın başına neler geliyor anlatmak istiyoruz. Birileri dolandırılmadan hadi buyurun bakalım. Abi niye bu kadar geriliyorsun ya? Bak bu iş böyle olmaz. İnandırıcılığını kaybediyorsun. Kendini toparla biraz. Eskisi gibi olmuyor. İnsanlar öğrendikçe ayıkıyor. Tamam dur ben halledeceğim. Nerede o? Neydi o? Hah. Al bir de bunu incele bakalım. Çocuklar sağlam çalıştı bu adama. Tam aradığımız gibi. Hanımı da gündüzleri torunlarını gezdiriyormuş, evde olmuyormuş. Geçen günkü gibi konferans yaparız, bağlarız. Ah.
Alo. Hakan Bey merhabalar. Ben Başkomiser Aziz, terör şubeden arıyorum. Efendim? Buyurun komiserim. Hakan Bey, adınıza telefon hattı açılmış ve hesabınızda anlık para girişi çıkışı olmuş. Terör örgütlerine finans sağlamak ve iletişimden dolayı suçlanıyorsunuz. Yok komiser oğlum. Yanlışınız var. Benim ne işim olur? Terörle, suçlularla. Biliyoruz Hakan Bey amca. Biliyoruz. Sizin suçlu olmadığınızı ama adınızı kullanmışlar böyle. Kimlik belgelerinizi kullanıp adınıza hesap açmışlar. Telefon hattı almışlar ve banka hesabı açmışlar. Sizin temiz olduğunuzu biliyoruz ama Sayın Savcım'ın talimatı var. Karakola gelip ifade vermeniz gerekiyor. Abi oğlum, aman diyeyim, ben sıradan emekli bir adamım. Bu yaştan sonra adımı lekelemesinler. Yeğenimi arayayım. Avukat o. Sakın. Sakın amca, telefondan kimseyi arama, tamam mı? Telefonun dinlenmeye takibi alındı. Kimi ararsan onu da takibe alırlar, uğraştırırlar. Tamam mı? Şimdi seni temizleyene kadar telefonlara cevap verme, kimseyi de arama. Tamam komiser oğlum. Kimsenin başını belaya sokmayalım. Hakan Bey, sen rahat ol. Merak etme, biz gereğini yapacağız, tamam mı? Şimdi seni Sayın Savcım'la görüştüreceğim. Kendisi seni dinlesin, hem de senden bir isteği olacak. Gereğini yapacak, tamam mı? Sen de yardımcı ol. Tamam mı? Tabii görüşeyim. Başım üstüne. Bekleyin hatta, kapatmayın. Savcı Bey'e bağlıyorum. Alo. Hakan Bey selamlar. Aleyküm selam oğlum. Hakan Bey öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun Sayın Savcım. Nereden beni buldular anlamadım gitti. İnsanlık hali efendim. Oluyor böyle şeyler. Dikkat etmek lazım. Arkadaşlar dosyanızı getirdi. Sizin bu şebekeyle alakanız yok görünüyor. Yok efendim, yok. Mümkün mü böyle bir şey? Nereden beni buldular anlamadım gitti. Elbette. Biz de öyle düşündük. Kim nedir, ne değildir iyi biliyoruz biz. Siz rahat olun, ben size yardımcı olacağım. Lakin Hakan Bey, siz de bizim polis arkadaşlara yardımcı olacaksınız, tamam mı? Tabii ki efendim. Elimden ne gelirse yardımcı olurum. Şimdi biz bu arkadaşlara özel bir operasyonla suçüstü yapacağız. Operasyona siz de dahilsiniz. Sizin de adınızı yazdım. Emniyetle birlikte çalışıp suçluları yakalayacaksınız. Daha sonrasında şubeye gelir, hem çay içeriz, hem de ben sizin isminizi bu dosyadan siler, adınızı temize çıkarırım. Ayrıca operasyona katıldığınız için şube adına ödül de veririm. Elbette. Elbette Sayın Savcım. Ne demek? Ne yapmalıyım? Alo. Merhabalar Ayşe Hanım. Evet. Eşiniz bizimle beraber karakolda. Merak etmeyin, ben birazdan irtibata geçireceğim sizinle. Tabii. Fakat siz bu süreç içerisinde sakın kimseyi aramayın. Telefonlarınız dinleniyor, bilginiz olsun. Eşinizin de ifadesi şu an karakolda alındı. Bu arada o da güvende, emniyette, merak etmeyin. Eşim mi? O torunlarının yanında. Haberi var mı? Onun da mı adı geçiyor? Yok. Eşiniz olduğu için onunla temas kurduk. Telefonda görüştüğünüz için listeye adı yazılmış. Durun sizi görüştürelim. İçiniz rahat olsun. Alo, Ayşe Hanım. Alo. Ayşe, nasılsın hanım? İyiyim bey, asıl sen nasılsın? Bu olay nedir, nereden çıktı? Bilmiyorum. Adımı geçirmişler, namussuzlar. Bey, ben sana söylemiştim. Kimliğini kaybettiğin zaman emniyete git haber ver diye. Şimdi çek cezanı. Ayşe Hanım merak etmeyin. Hakan Bey'in temiz olduğunu biliyoruz. Eşiniz bize operasyonda yardımcı olacak. Suçüstü yapıp eşinizi temizleyeceğiz. 1-2 saate kadar her şey bitmiş olur. Hakan Bey, biz işimize bakalım. Vakit kalmadı çünkü. Ben sizin bilgilerinizi bu suç örgütüyle eşleştirdim. Ve sizin adınıza bu örgüte mesaj attım. Onlara saat 2'de Harikalar Diyarı'na gelmelerini, örgüte 100.000 TL bağış yapmak istediğinizi söyledim. Onlar da tamam dediler. Şimdi siz bankanıza geçin, parayı çekin. Pardon savcım. Lafınızı kestim, özür dilerim. Bende o kadar para yok ki.
Toplasan toplasan 40 bin lira para çıkar. Olsun olsun. Hakan Bey ne önemi var? Sayacak değiller ya. Siz 40 bini çekin. Elinizde olsun. Miktar önemli değil. Siz parayı verivermez biz suçüstü yapıp alacağız onları. Miktar önemli değil. Bunlar 100 bin biliyor. Belli etmeyin ha. Tamam savcım. Tamam. Şimdi çıkardın. Polis arkadaşlar sizi uzaktan takip edecekler. Bankadan parayı çekip harikalar diyarına geçin. Sakın telefonu da kapatmayın. Açık olsun. Başkomiserim sürekli yönlendirecek sizi. Cebinize koysanız da kapatmayın ha. Tamam. Tamam çıkıyorum komiserim. Beklemeye aldım. İşte bu be. İşte bu. Uzun zamandır böylesini yakalayamıyordum. Tamam. Hepiniz harikaydınız arkadaşlar. Hepiniz harikaydınız. Sayın savcım, sen de. Şimdi iki arabayla hareket ediyoruz, tamam mı? Sen de gel parayı sen al, tamam mı? Parayı rahat versin. Sayın savcımın tip tip değil, atır sizi gibi baksana. Abi ayıp ediyorsun ha. Tamam tamam, kesme lafı. Dur şimdi. Tamam, şimdi ben birinci arabayla yol kenarında bekleyeceğim, tamam mı? Sen parayı aldıktan sonra bana doğru hızlı hızlı geleceksin. Biz arabayla tam gaz gideceğiz. Siz de yan sokakta arabayı park edeceksiniz, tamam mı? Parayı size verdikten sonra biz arabayı her zamanki yere saklayacağız. Ondan sonra burada ofiste buluşacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hata istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, hadi. Tamam Hakan Bey, fatmanın içeri girin, iskeleye doğru yürüyün. Etrafınızdaki herkes sivil polis, rahat olun. Parayı verdikten sonra bir iki adım ilerleyin, olası bir arbedede size zarar gelmesin, tamam mı? Hakan Bey sen misin? Evet benim. Sende bize ait bir emanet varmış. Ha, evet. Alayım. Tabii. Buyurun alın. Buyurun. Ne bağırıyorsun be adam? Eyvallah. Oğlum, siz polis misiniz? Hayır amca değilim. Hayırdır? Oğlum, siz polis misiniz? Hayır amca değilim. Kızım, siz polis misiniz? Hayır. Eyvah, dolandırıldım. 40 yıldır, 40 yıldır.
Suçun gelişimini, suç anını, yapılan yanlışları, doğruları ve sonuçlarını gördük. Dolandırıcılığın bu yöntemini deşifre ettik. Son olarak hukuki kısmını da görelim. Başa gelmeden, suça kalkışmadan sonra neler olacağını da bilelim. Umarız bütün bunlara gerek kalmaz ve kimse bu tip suçlara karışmaz. Hatta yeltenmez bile. İşte bu suçu işleyen arkadaşların sonrasında başına gelenler. Savcı Bey, esas hakkındaki mütalanız hazır mı? Okuyacak mısınız? Evet Sayın Başkanım. Cumhuriyet Savcısına esas hakkındaki mütalası soruldu. Sanıklar, birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde, iştirak halinde hareket ederek... Sanıklardan esas hakkındaki mütalaa ile birlikte son sözleri soruldu. Sayın Başkanım, bizler işinde gücünde insanlarız. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Polis beyler bizleri bir başkasıyla karıştırdı galiba. Beraatimi istiyor. Sanık müdafiye son sözleri soruldu. Sayın Başkan, biz mütalayı kabul etmiyoruz. Her ne kadar Cumhuriyet Savcısı müvekkillerin cezalandırmasını talep etmişse de, mevcut delil durumu ve dosya kapsamı gözetildiğinde müvekkillerimin atıl suçu işlediğine dair yeterli deliller mevcut değildir. Aynı zamanda suçun unsurları da oluşmamıştır. Müvekkillerin ayrı ayrı beraatlerine karar vermesini talep ederiz. Gereği düşünüldü. Sanıkların eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 158/1 son 158/3 maddeleri takdiren ve teşdiden vuku bulduğundan... Failler kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlemeleri halinde 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla ve elde ettikleri menfaatin 2 katı kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Peki mağdur sayısı birden fazlaysa ne olacak? O zaman sonları çok daha kötü. Kendilerini daha uzun süren bir hapis hayatı beklemektedir. Unutmayın, dolandırıcılar duymak istediklerinizi ve sizin işinize gelenleri size aktarırlar. Çünkü gerçekler her zaman işimize gelmeyebiliyor. Bu dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslar neleri kaybettiler? 1. Özgürlüklerinden oldular. 2. En ağır şekilde hapis cezası ile birlikte para cezasına çarptırıldılar. 3. Adli sicilleri bozuldu. 4. İnfaz süresi boyunca velayet yetkilerini kullanamayacaklar. 5. İnfazdan sonra kamu görevlisi olamayacaklar ve adli sicilleri bozulduğu için iş bulamayacaklar. 6. Belki de en önemlisi bu, işledikleri yüz kızartıcı suçtan dolayı toplumdan mahrum olacaklar ve kul hakkına girmiş olacaklar. Efendim? Adınıza birkaç tane hesap açılmış ve terör örgütleriyle temasa geçilmiş. Öyle mi? O zaman ben hemen 155'i arıyorum ve sizin telefonunuzu iletiyorum. Thank you.
Thank you.